Yol gösteren Kobi Bankacılığı, Bank Asya'da. Günaydın sevgili seyirciler. Paranın rotasında sizlerle birlikteyiz ve bugün haftanın son günü bütün çalışanların en sevdiği gün. Ve bugün de önceki gün biliyorsunuz Erkin Şahin buradaydı. Ve aynı zamanda dün de Figen Özavcı buradaydı. Şimdi de Üzeyir Doğan bizimle. Erkin Şahin dedim. Erkin Şahin buradaydı. Ve bu haftayı böyle sohbetlerle götürüyoruz. Bizi dinleyen falan yok. Hiç rahat ol Üzeyir. Kendi aramızda bir sohbet yapalım. Ya yani şu ne olup bitiyor abi, bu piyasalar ne olacak? Yani borsa dün düşüyordu, sonra bir toparladı. Sonra dolar bir ara 1.93'e doğru hareket etti. Dün gece 1.93'ü de gördü şeyde, yani FX piyasalarında. Bu sabah itibariyle dolar 1.92 civarında, 92.31. Biraz gerilemiş. Fitch gene Fitch'liğini yaptı, gene bir rapor açıkladı. Bu arada diğer kurumlardan gelen raporların hepsi neredeyse hemen hemen aynı yönde. Aynı yönde. Merkez Bankası'nın adımını çok yetersiz buldular. Fitch'in açıklamalarında da onlar vardı. Şimdi bunları konuşacağız. İzleyicilerimiz de, sevgili seyirciler, sizler de biliyorsunuz sorularınızla katılabiliyorsunuz. paranarotası@gmail.com adresine eğer gönderirseniz sorularınızı. Orada sizin sorularınızı da cevaplamaya çalışacağım. Önce hemen Kubilay Körfezli'nin sorusu var. Yabancı derecelendirme kuruluşlarından olumsuz raporlar gelmeye başladı. BIST 100'ü ucuzlatıp kendileri mi alacak acaba demiş Kubilay Bey. Nereden başlayalım Üzeyir? Ha mesela doğru şey, onu konu, en önemli konuyu konuşmayı unuttuk. Yani George Edward Louis ismi belli oldu İngiltere kralının falan. Şimdi biz de biraz ne bileyim spor mapor katayım da diyorum. Renklendirelim magazinle. Evet biraz magazin falan olsun da hani ekonomi vesaire diye de sıkmayalım diyorum ama sonra fırça da yiyoruz seyirciden. Ya boş verin o konuları, siz kendi konunuzu konuşun diyorlar. Ne diyorsun Üzeyir? Şu son bir gündemi istersen bir toparlasana. Şöyle bir özet ver istersen. Senin kafandaki özeti bir göreyim ben. Sonra da ben de bir özet vereyim. Burada iki tür bakmak lazım. Bir yurt dışı tarafı, bir de yurt içi tarafı. Artı yurt içi tarafına yönelik hazırlanan yabancı raporları. Ben yurt içine baktığımızda ana gündem bildiğiniz üzere Merkez Bankası'nın politikaları. Önümüzdeki dönemi çünkü o şekillendirecek. Faizlerdeki artış sürecinin devam edip etmeyeceği hem kur tarafında hem borsa tarafında Türkiye için asıl belirleyici unsur orası olacak. Orada da ben de aslında yabancı raporlara kısmen katılıyorum. Merkez Bankası'nın adımı yetersiz şu noktada. Ama devamının geleceği de Merkez Bankası'nın son para politikası kurulu özetinde belliydi. Merkez Bankası son ayların, hatta belki son 1-2 yılın en sert enflasyon vurgusunu yaptı. Ek parasal sıkılaştırmadan bahsetti. Peki ama orada yaptı da Üzeyir. Çok ilginç bir ayrıntı yok mu? Bak şimdi onu açacağım sana. O raporu. Şimdi vurguyu çok güçlü yaptı değil mi? Kesinlikle. Ben evet. Son okuduğum raporlar içerisinde en net enflasyon vurgusuydu ve mücadele edileceği yönünde bir mesaj vardı faiz orada. Faiz oranlarına ilişkin basın duyurusu. Tamam mı? Ne diyor biliyor musun? Mayıs ayından bu yana küresel düzeyde para politikalarına ilişkin artan belirsizlik nedeniyle sermaye akımlarının zayıflama gözlenmiştir. Öte yandan kredi artış oranları referans değerinin üzerinde seyretmeye devam etmektedir. Kurul böyle bir konjonktürde para politikası duruşunu sıkılaştırmasının finansal istikrarı destekleyeceği değerlendirmesinde bulunmuştur. Tamam mı? Enflasyonu arttıran birden fazla unsurun aynı dönemde ortaya çıkması enflasyon beklentilerini olumsuz etkilemiştir. Birden fazla unsura bakalım. İşlenmemiş gıda grubundaki fiyat artışı, petrol fiyatlarındaki yükseliş ve döviz kurunda gözlemlenen yükselme, oynaklık. Kısa vadede enflasyonu olumsuz etkilemeye devam edebilecektir. Kurul, bak burası çok önemli. Bu gelişmelerin enflasyon üzerindeki etkilerin büyük oranda geçici olacağını öngörmekle birlikte
fiyatlama davranışları üzerindeki olumsuz etkileri sınırlamak amacıyla ölçülü bir parasal sıkılaştırmaya gitmesinin gerektiğini anlamıştır. Şimdi burada aslında enflasyona vurgu yaptı diyorsun ya. Enflasyona değil vurgu. Kurban bu enflasyon yükselmeye kalkarsa senin enflasyon beklentin de artar. Ben onu düşürmek için faiz oranlarını arttırıyorum diyor. Öyle değil mi? Bir nebze evet. Ha. Çünkü aslında ekonomiyi yönlendiren de tamamen beklentiler. Zaten beklenti yönetimiyle yapılıyor. Merkez Bankası da piyasada bu şekilde. Tamam. Eğer herkes doların 2,5 lira olacağını beklemeye başlasa dolar 2,5 lira olur. Yani o noktada kimse elindeki doları satmaz. O yönde bir beklenti oluşursa dolar da o noktaya gider. Onun için Merkez Bankası'nın beklentiyi yönetmesi önemli. Kurlardaki geçişin etkisinin sınırlı olacağı, devam etmeyeceğini söylüyor. O da doğru. Çünkü eğer dolar 1.78'den 80'den 1.95'e kadar ilerledi. Bunun etkilerini önümüzdeki birkaç aylık süreçte göreceğiz, bu ayda dahil olmak üzere. Sonrasında kurun yeni etki yapabilmesi için kurun bu sefer 1.95'ten 2'ye 2.05'e gitmesi lazım ki yeni bir enflasyon kaynağı oluştursun. Orası da doğru ama diğer taraftan işlenmemiş gıda fiyatları bu geçtiğimiz yıla göre ciddi zaten bir baz etkisi ki, yarattı. Bak, onlar geçici diyor. Geçici. Bak, onlar geçici diyor. Zaten Merkez Bankası niye faiz artırır? Niye faiz artırır? Toplam talebi kısıp enflasyon. Eğer enflasyon toplam talepteki artıştan kaynaklanıyorsa faiz kredi artırırsın. Artış hızını düşüreceksiniz işte. Orada da o noktaya giriyor. Zaten bizdeki enflasyonun temel nedenlerinden biri kredi artış hızının yüksek olması. Son dönemde baktığımızda sadece İstanbul üzerinde Türkiye genelde konut fiyatlarında ciddi bir artış var. Yine diğer dayanıklı tüketim mallarında talep yoğun. Kredi artış hızı öngörülen rakamların çok çok üzerinde. Bu devam ettiği sürece enflasyonda iş talep kaynaklı artış eğilimin devam etmesi mümkün gibi gözüküyor. Ama bak orada ben şey yapamıyorum. Yani şimdi Merkez Bankası diyor ki enflasyondaki artış diyor buradan kaynaklanıyor diyor. Yani şundan kaynaklanıyor diyor. Hı hı. Ve bunlar da geçici diyor. Ama ilk etken kredi artış hızı o ya, geçici o değil. Onu önlem almak gerekiyor. Kredi diyor şeyin üzerinde gidiyor. Şimdi şu an zaten faizler de artmaya başladı. Yani faizler artmaya başladı. Fakat zaten enflasyon düşük gidiyordu. Enflasyonu bozan şey kurlar oldu. Kurlar. Yani tamamıyla döviz kurları oldu, öyle değil mi? Yani ben şunu söylemeye çalışıyorum. Daha doğrusu derdim şu. Merkez Bankası burada bu faiz arttırımını yaparken dahi, yani şu 75 baz puanı yaparken dahi vurguya baktığın zaman finansal istikrar konusunda yani yapılan vurguyla enflasyona vurgu çok farklı. Yani her şey sağlıklı gidiyor diyor Merkez Bankası. İşte iç ve dış talep gelişmelerinin öngörüldüğü şekilde seyrettiği vesaire diyor. Ve küresel düzeyde para politikalarına ilişkiler artan belirsizlik nedeniyle sermaye akımlarında zayıflama gözlenmiştir. Ya bu faiz artışı normalde koskoca bir cari açığı olan ülkenin den sermaye kaçışını engellemek hiç olmazsa biraz cazip kılmak için yapılmadı mı bu? Sebeplerden biri o, hatta büyük sebeplerden biri o. Ama bu yok işte şeyin açıklamanın içerisinde. Yani bu çok es geçilmiş durumda. Ya o zaman ben kandırıldığımı hissediyorum, tamam mı? Ve ben buna bozuluyorum. Yani o zaman neyin için yapıldığı konusunda, tamam mı? Çok yani enflasyon sorununun zaten şeyden kaynaklanmadığını söylüyorsun. Toplam talebin daha çok diğer faktörler diyorsun. Merkez Bankası öyle söylüyor, ben söylemiyorum. Ama ondan sonra asıl ana sebep, tamam mı? Şu an yabancı raporlar niye bu şey yaptı? Yetersiz gördü. Senin diyor, Fitch de yazmış bugün. Bu kadar cari açın var diyor. Senin zaten dış kaynakla ancak büyüyebiliyorsun diyor. Kesinlikle. O zaman diyor orayı cazip kılman lazım. Şimdi ben de böyle konuşunca ne oluyorum biliyor musun? Bütün yabancıların sözcüsüyüm şu an. Yani, faiz lobisi. Evet, faiz lobisinin başı benim. Ve onlar daha yüksek faiz kazansın, ülkemizi sömürsün diye, tamam mı? Burada Merkez Bankası daha fazla faiz arttırsın diye konuşan bir adamım yani şu an şeyin gözünde. Fakat olaya baktığımda 40 tane, 42 tane krizi incelediğimde eğer buna önlem alınmazsa asıl kaç milyon kişinin işsiz kalabileceği beni endişelendiriyor. Yani bu krizler öyle şey olmuyor ki. Yani bakıyorsun... tak diye adam parasını çekip gidiyor. Bir daha yeni para bulamıyorsun. Ondan sonra içerisi ciddi anlamda tarumar olmuş. Ondan sonra krizle baş başasın. Bir de gecikme ve bu şey gerçekten sıkıntı yaratabiliyor. Neyse biz beraber sohbet edelim dedik. Sohbet ediyoruz yani.
Gelelim, senin söyleyeceklerin varsa bu konuda devam et. Benim de burada 2 artı 2 4. Yani eğer bir ülkenin büyümek için sermaye ihtiyacı varsa, ki bizim gibi cari açığı olan bir ülkede, artı tasarruf oranı düşük olan bir ülkede büyümek için bizim yabancı kaynağa mutlaka ihtiyacımız var. Yabancı kaynak da dünya üzerinde yüzlerce ülke varken Türkiye'yi tercih etmesinin sebebi buradaki getirinin cazip olması. Eğer bu caziplik düşüyorsa, geriye çekiliyorsa buraya gelmeyecek, başka bir ülkeye yabancı gidecektir. Yabancı ne yapsın? Adam yani illa Türkiye'nin üzerine oyun mu oynuyor diye demek lazım. Yani adam getiriyi beğenmiyor, gelmiyor ya. O da onun hakkı. Yani onu niye ben suçlayacağım ki yani? Asıl suçlayacağım şey, burada bu kadar cari açığı bu zamana kadar, tamam mı? Bunun önleminin niye daha erken alınmadı? Şimdi önlem alındı, Allah razı olsun yani. Son bir yıldır. Son 1,5 yıldır o nükleer santraller, yani enerjiden tasarruf artı diğer birçok teşvik sistemi getirildi. İçeride üretim yapılabilmesi için Ar-Ge'ye inanılmaz önem verildi. Katma değeri yüksek. Yani bunlar normalde 5 yıl önce yapılsaydı, şu şimdi an 2 tane nükleer santral bitmişti ve bir gerçekten de bizim dışarıya ödediğimiz çok büyük meblağlar ödenmeyecekti. Bu aşamaya geldikten sonra da artık şey yapacaksın yani, ay ya dayı diyeceksin yani. Bir de dediğimiz gibi şu an Amerika'ya bakıyoruz, enflasyon oranları rakamlar ortada, faiz oranları ortada, yaklaşık 1-1,5 puanlık reel getiri var diyor. Ülkemize bakıyoruz, enflasyon oranları 8-8,5, faiz oranları, o da kısa vadelilerde çok sığ piyasada 9 civarında, yani %1 civarında bir reel getiri var ya da yok. Evet, tartışılır o da. Politika faizinde zaten şeyde, üst kurda da şey 7-25. Aynen, yani şu o noktaya baktığımızda Türkiye'yi tercih etmesi için bir neden yok gibi gözüküyor. Yani daha garanti ekonomilerde, daha iyi kredi notuna sahip ülkelerde aynı reel getiriler mevcut. Yani oraları tercih etmek daha kolay gibi geliyor. Bu noktada zaten yabancı yatırımcıların raporlarında da, yatırım şirketlerinden gelen raporlarda da, hem derecelendirme kuruluşlarında da bu nokta özellikle dikkat çekiliyor. Yani Türkiye'nin sermaye ihtiyacı var. Bu sermayeyi bulabilmesi için de daha cazip şartlar sunması gerekiyor. Bunun yolu da faizin artışından geçiyor. Merkez Bankası son ilerleyen dönemlerde artacak. Açıkçası ben kurul raporundan çıkarttığım sonuç, önümüzdeki dönemde bu artışın devam edeceği yönünde. Ben politika faiz oranında da en az bir yıl sonuna kadar 50 ya da 75 bas puan, belki 100 bas puana da bulabilir bir artış olacağı yönde. Bak Üzeyir, faizi arttırmasına bile gerek yok. Yani bak faizi art, yani faiz artınca gelmeyecek yabancı. Yabancı aslında ne istiyor biliyor musun? Aslında ne istediğini söyleyeyim sana. Kur garantisi istiyor. Nasıl ki 2012'ye girerken Merkez Bankası dolara dokunanın eli yanar dedi ya. O dakikadan itibaren Merkez Bankası'nın doları yükseltmemek adına faizi olabildiğince yüksek seviyeye çıkartabileceğinin kararlılığını gördü. O zaman ne oldu? 1.90'dan, 1.88'den, 1.87'den bozdurdu adam. Tahvile bonoya girdi. O sırada 1.74'e düştü zaten. Şimdi oradan kazandığı zaten faizden kazandığını buldu. Onda iki katını i̇ki kazanmış katını. Oldu. Burada aslında yabancının istediği çok yüksek faiz artışı da değil. Aslında orada aynı kararlılığı görmek istedi, göremedi. Bu kadar basit. Zaten burada faiz artış kararlılığını görse kur tarafında da eli rahatlayacak. Yani. Çok rahatlayacak. O zaman kur riski azalacak. Aynen. Ben bu noktada PPK öncesi yaptığım yorumlarda şey demiştim. Merkez Bankası üst koridoru 100 bas puan da üzerinde, belki 150 bas puan, 200 bas puan da arttırabilir. Arttırır ama fonlamayı tavandan yapmak zorunda değil. Zaten aşağıdan yapıyor. Yine 7,5 civarından fonlamayı yap ama tavan yüksek seviyede kalsın. Olası... Yani bankalara da şey demesi lazım ama şey altından yok bankalara da ya ben tamam bak burayı 9,5 yaptım ama ben size 7'den vermeye devam edeceğim falan demesi lazım. Onu aslında birkaç haftalık bir uygulama süreci gösterebilirdi. İlk anda bir şok, bir faiz arttırımı, belki ardından fonlamayı yine düşük seviyelerden devam ettirmesi en azından kararlılığı ortaya koyardı. Kardeşim çok ya şey yamyam yani ya. Yani bankalarda o fırsatı bulur, anında o Merkez Bankası şunu çıkarttı, benim fonlama maliyetim artık budur diye anında dayar yani şey. Yani o biraz zor. Tüketiciye yansırdı yani. Evet. O da yani, kredi artış talebini düşürürdü belki biraz bir yönden de. Oradan da Merkez Bankası'nın istediği sanatı. Ama zaten büyümede ciddi sorun var şimdi. Yani zaten büyüme, Maliye Bakanı şey yaptı, söyledi Mehmet Şimşek. Dört hedefi artık kesin revize edilmeli. Yani 3,5'ün altına inecek yani. Gibi gözüküyor. Hatta 3'ün altında bile olabilir. Fitch'den açıklama var. Okudun bilmiyorum ama okudum. Diyor ki ratings yapılan açıklamada TCMB'nin faiz artış kararının risklere karşı harekete geçmeye hazırlılığını gösterdi. Yani geçecek gibi duruyor. Daha tam hazır değil. Evet. Ancak buna rağmen risklerin devam ettiğini bildirdi. Bir şey daha var, bir cümle daha. O çok dikkatimi çekti.
Türkiye'de Mayıs ayında sermaye girişinde bir duraksama yaşandığına işaret ederek azalan sermaye girişi sıkı para politikasının iç talebi kısıtlamasından daha büyük bir yakın vadeli politik risk oluşturduğunu söyledi diyor. Bunu şey yaparsak, yani siz faizi arttırarak iç talebi kıstığınızda oy kaybedeceğinizi zannediyorsunuz ama diyor, dışarıdan para gelmez de içeride ciddi bir sıkıntı olursa o daha büyük bir tabii politik tabii risktir diyor. Ne diyorsun tüm bu açıklamalara? Ben açıklamaya baktım, doğru taraflar ağırlık basıyor gibi geldi bana, ne yalan söyleyeyim. Yani burada iki nokta dikkate çekti. Bir, manşete çıkan açıklamalar, bu Fitch'in yaptığı uyarıların zaten kredi notu içinde olduğu yönündeki açıklama. Yeni bir açıklama gibi sunuldu ama zaten bizim notumuz Fitch tarafında BBB eksi yatırım yapılabilir seviyenin hemen üzerindeyiz. Buraya baktığımızda zaten biz kredi notumuz 3A değil ki, yani siyasi risklerimiz ya da ekonomik risklerimiz olmasın, biz bunu öngörmeyelim. Zaten bu olayları Fitch de göz önünde bulunduruyor ki bizim kredi seviyemiz düşük seyrediyor. Ben zaten hep yarın şey tarafındayım. Yarın da Moody's çıkıp derse ki bak biz niye Türkiye'yi yatırım yapılabilir şey Moody's diyorum S&P yatırım yapılabilir seviyeye getirmedik bakın Türkiye'yi. Ya haklıymışız falan diyecek yani. Diyebilir yani, bizde zaten ekonomik verilerden ziyade iki tane unsur var. Bir, siyasi istikrarın ne olacağı Türkiye'de her ne kadar tek parti iktidar da olsa vesaire de olsa geçmişimize baktığımızda burada bir çalkantılı dönem yaşama ihtimalimiz var. 10 yılda bir Türkiye'de siyasi iktidarda değişimler vesaireler olabiliyor. Evet. Bunun illaki yani başka bir yönün olması değil, seçim yoluyla da olabiliyor. Yani Türkiye 3 dönemden 4 dönemden sonra burada değişimler olabiliyor. Buna hazırlıklı olmak lazım. İkincisi kur tarafı, yine yabancı sermaye oldukça ihtiyacımız var. Para girişine ihtiyacımız var. Burada eğer Türkiye'ye para akışının önünü çekecek herhangi bir gelişme olursa, bu sadece yurt içinden bir şey olmasına gerek yok, yurt dışı kaynaklı da olabilir. Amerika'da faizler yükselmeye başladı. Türkiye bunun sıkıntısını elbette çekecek. Bu nedenleri göz önümüzde bulundurduğumuzda diğer bu rakamlara yansıyan işte cari açığın oranı, işte bütçe oranı vesairesi gibi oranlar Türkiye açısından bir sıkıntı yok gibi gözüküyor. Ama bu oranlarda göz önünüzde bulundurduğumuzda kredi notunu aşağıda tutmasının sebebi bunlar. Yani biz bunları aşabilmiş olsaydık bugüne kadar kredi notumuz belki bunun 3 kademe daha üstünde olacaktı ve bugün bu konuları konuşmayacaktık. Evet Üzeyir, şimdi bir çok kısa bir reklam aramız var. Çok kısa bir reklama gidiyoruz. Reklama gittikten sonra sevgili seyirciler, Üzeyir Doğan Marbaş Menkul Değerlerin Araştırma Müdürü, aynı zamanda FX Piyasaları Müdürü. FX'e de bakacağız. Orada neler olup bitiyor? Sonra hemen döner dönmez endeksi konuşmaya başlayacağız. Kısa bir aradan sonra. Yol gösteren Kobi Bankacılığı, Bank Asya'da. Evet sevgili seyirciler, para rotası bütün hızıyla devam ediyor ve hemen istersen ben grafiği ekrana vereyim. Üzerine sen konuş Üzeyir. Önce borsaya bakalım. Borsa endeksinin 5 dakikalık grafiği bu. Ve dün açıldığımız yer şurası. Yani tam 74 bin civarından açılmıştık. Tam da 74 bin civarından kapandık. İki defa bir dip yaptı. 72.500 civarı burası. 72.500 civarını gördükten sonra bir yukarı hareketi yaptı. Ve burada da yukarı hareketlerde bir miktar hacim artışı da vardı. Sen ne diyorsun? Bu borsa için genel yön sana göre ne? Ben borsada dip arayışının biraz daha belki devam edebileceğini düşünüyorum. 73 binin altına 70 bin civarına doğru bir sarkma olabilir. Burada da bankacılık endeksi yine önü çekiyor. Bu faiz artışının bankalara getireceği olumsuz maliyet. Hem burada iki neden var. Bir tanesi endeki tahvil stokları. İkincisi de vade uyuşmazlığı. Endeki topladıkları mevduatla kullandırdıkları krediler arasındaki. Bu ikisi de faiz artış döneminde bankalara olumsuz yansıyan unsur. Ben orada şu an o fiyatlamanın yapıldığını düşünüyorum borsa tarafında. Bunun belki 70 bin civarına kadar, 70 bin, 71 bin civarına kadar önümüzdeki günlerde, haftalarda devam edebileceğini düşünüyorum. O bölgeler bence İMKB için kısa vadeli dip gibi gözüküyor. Zaten o seviyenin altına sarkma olursa o durumda 65 bin civarına kadar çok daha sert bir sarkma olabilir. Ama 70 bin civarı bence 70 binin üstündeki rakamlar, 70 bin, 71 bin aralığı borsa tarafında alım için ideal seviyeler gibi gözüküyor. Yukarıda da ben ilk tepkinin yine bir önceki dönüşün olduğu 77 bin civarı. Onun üzerinde de daha önemli bir direncimiz 79 bin civarı var. O bölge arasında önümüzdeki dönemde 3-4 aylık süreçte 70 bin, 79 bin aralığında yıl sonunu kapatan bir endeks olarak düşünüyorum. Bu bölgede yani dalgalanan bir endeks. Yani sen şöyle mi diyorsun? Bir dakika. 70 bin, 79 bin aralığında, yani onu biraz gel pazarlık yapalım ya. 70-80 falan yapalım onu. Abi, şöyle. Yani şöyle.
71 binle 80 bin aralığında dalgalanan. Evet, bir süre orada dalgalanan bir endeks. Bunu zaman zaman buğday ve bu hatuza oluşabilir gibi geliyor. 70 binin altına 1000 puan sarkma, üstüne 1000 puan sarkma ama genel kapanışın yıl sonuna doğru bu bant aralığında dalgalanma önünde olacağını düşünüyorum. Zaten ekstra bir durum söz konusu olur. Özellikle Amerika tarafında tahvil alım stratejileri azaltılacak olursa, ki bunda istihdam verileri her ay en önemli takip edilmesi gereken veri olacak. Oradan absürt bir rakam gelmediği sürece buralardaki hareket devam eder gibi gözüküyor. Evet, şu an borsa açıldı. Bir miktar. 73.990, 74.060. 5 dakikalık grafiğe bakacak olursak, 5 dakikalık grafikte de şu an dünkü kapanışın hemen üzerinde bir açılış var. Fakat bu açılış nasıl bir açılış? Sence nasıl bir açılış? Bu devam eder mi? Nereye kadar devam eder? Şöyle, bu açılış tamamen dünkü yurt dışı etkisi. ABD vadelilerine baktığımızda da orada ufak çaplı bir dünkü kapanış saatimize göre yukarıda olduğunu görüyoruz. Yine dolar tarafında da gece görülen 1.93 civarındaki rakamlardan 1.92 civarına gerilemişti. Bu borsadaki açılışın ufak çaplı bir artı olacağını sinyaliydi. Dünkü son bölümde gelen alımlarla bu açılış biraz daha sınırlanmış gibi gözüküyor. Gel ilginç bir şey yapalım o zaman Üzeyir. Şimdi ben şuradan bir şey çiziyorum. Bugün borsa şöyle hareket edecek. Bugün borsa böyle giderken şöyle hareket edecek. Üçüncü senaryo. Şu buna A diyelim. Vay be, mouse'la bile şey yaratıyorum. Harikalar yaratıyorum bak. A, B, C. A şıkkı mı, B şıkkı mı, C şıkkı mı? İzleyicilerden hemen mail bekliyorum. Hangisi olacak? Ben C tarafına ağırlık veriyorum. Yani bugün olacak yukarı yönlü hareketler tekrar satıcılar tarafından karşılanacak gibi geliyor. Evet. Bunun sebebi de dün gün sonundaki alımlar bugüne biraz daha pozitif seyrin devamını etkileyecek gibi gözüküyor. Yani dün biraz daha gün sonundaki alımlar sınırlı olsaydı bugün muhtemelen açılış biraz daha güçlü olacaktı. Ve o seviyelerde tutunma çabası olacaktı. Dünkü alımların ardından bugünkü ufak birimli açılış ardından bir süre yataylaşma ve belki miktar geri çekilmeye neden olacak gibi gözüküyor. Yani sen biraz C'den yanasın. Evet. Biraz da mesela %60-70 C diyelim. %30 B mi? %30 da B senaryosu. Ben de daha çok B'den yanayım. Yani %50 B, benimki çok politik bir cevap olsun. %50 B, %25 A, %25 C diyeyim. Yani kafam şu an basmıyor. Borsanın nereye gideceği konusunda çok fazla bir fikrim yok. Yani bugün yok yani. Bazı günler şey olur, çok net olurum. Yani gerçekten çok net bir şekilde şey yapayım. Aynen senin dediğin gibi biraz yukarıdan açıldı borsa ve şey yaptı. Daha sonra hafifçe şu an geriliyor. Ama benim daha çok 73 binin üzerinde bir kalacağını düşünüyorum. 73 bin seviyesinin üzerinde kalacak. 73.500, yani şöyle çizeyim tekrar, göstereyim. 73.100 civarı yani 73 bin şunun üzerinde kalacak. Yani şuradan gelecek ama şöyle geri çekilecek ama yani şu trendi de çok fazla aşağı kırmayacak gibime geliyor. Yani şurada oluşan trendi de çok fazla aşağı geçmeyecek. Ne bileyim 73.500'ün altında bir şeyler yapacak. Belki oraya kadar hemen gelmeyecek. Hatta yükselecek, sonra oraya yavaş yavaş gelecek. Ve buralarda aslında şu kanalın üzerinde kalacak gibime geliyor. Evet, şimdi herkesin çok merak ettiği bir başka soruya geçiyorum. Altın. Altında sen geçen yazılarında altına bayağı bir değinmiştin Üzeyir. Altınla ilgili önemli görüşlerim var. Onu alalım hemen. Ben altın tarafında açıkçası 1330 doların çok güçlü bir direnç olacağını düşünüyordum. Altın onun üzerine çıktı ama üzerinde ciddi bir kapanış da yapamadı. Üzerine gidip geliyor şu anda. Dün özellikle 1350'ye kadar gittikten sonra tekrar 1310 dolara kadar gelmesi o bölgede ciddi zorlanıldığını gösteriyor. Özellikle dünkü hareket 1350'lerden 1310 dolara kadar düşüş altının yukarı yönlü hareketlerinde sert satışların gelebileceğinin bence işaretini verdi. Yani ben ilerleyen günlerde yine 1350 civarına, 1360 dolar civarına bir hareket olduğunda en ufak bir olumsuzlukta altının tekrar 1300 dolarlarında gerileyebileceğini düşünüyorum. Bu süreçte ben önümüzdeki hafta Amerika'dan gelecek istihdam raporları, tarım dışı istihdam verisi, işsizlik oranı veriler öncesinde 1350 dolar üzerinde çok kalıcı bir hareket beklemiyorum. Piyasanda bu verileri bekleyeceğini düşünüyorum. Eğer oradan beklentilerin üzerinde bir istihdam artışı rakamı gelirse
Bu durumda altın fiyatlarında sert bir düşüş olma olasılığı yüksek olacak. Gelecek hafta değil mi o? Gelecek hafta Cuma günü. Çarşamba günü gelecek özel sektör istihdam var. Cuma günü de tarımsız istihdam ve işsizlik oranı. Evet, gelecek hafta Cuma günü sevgili seyirciler. O zaman o beklentiyle altın zaten düşer. Yani herkes yani tarım dışı istihdam ya iyi gelirse diye gider. Dayanıklı mal siparişleri vardı bu hafta açıklanan. Oldukça iyi geldi. %1.4'lük bir artış bekleniyor. %4 civarında bir artış geldi. Yani Amerika'da veriler toparlanmaya başladı. Yani ne kadar dayanıklı mal siparişinde taşıma ve bazı çekirdek verilere baktığımız artış o denli yüksek olmasa da yine de orada ekonominin toparlandığına dair ciddi sinyaller oluşturuyor. Çarşamba günü özel sektör istihdamı gelecek Amerika'da. O bir öncü gösterge olabilir. Her ne kadar tarımsız istihdam ve işsizlik oranıyla birebir korelasyon olmasa da yine de piyasa oradan gelecek veriye de bakıyor. Çarşamba günü bu veri bir öncü bir gösterge oluşturabilir. Ben ama öncesinde altında çok fazla güçlü bir yukarı hareket beklemiyorum. Çünkü o veriyi görmeden orada kalıcı Gökhan pozisyon Kılıç, alması çok zor. C şıkkını seçmiş. Sen ne? Evren Özmermer B demiş. Bakalım hangisi daha çok. Çünkü en çok hangisi ise ters olacak demektir. Evren Özmermer B demiş. Mustafa Şahin C demiş. Az bile hocam demiş. Daha feci düşüş bekliyor o. Ve Serhat Özbarış. Selamlar hocam. Barış Bey'in koltuğunu kaptınız. Ben A senaryosunun gerçekleşeceğine inanıyorum. Evet. A senaryosunun A diyen var. 2 C var. Bir B var. Bir A var. O zaman C olasılığı azaldı. Zehir ya. Ama şöyle bir durum var. Yani ben piyasanın içinde gördüğümüz de bir senaryo da var. Türk yatırımcıları düşüşten çok memnun. Yani genellikle yön zaten düşmesi gerektiği yönünde. Öyle mi? Yani o yönde bir ağırlık var genel olarak. Ya kim nakitteyse onlar düşsün ister. Kim maldaysa onlar da düşmesin ister. Yani şey değil. Şimdi altın TL bazında önü nereye kadar açık demiş. Kim demiş? Nurullah Başar demiş. TL bazında aslında şu anki fiyatlamalara baksana. Dolar... Onu da açayım ben sana TL bazında. Ben TL bazında neye bakıyorum biliyor musun? Gold PF'ye bakıyorum. Çünkü o tam 1 gram altına şey tekabül ediyor ve piyasada da uluslararası altın fiyatlarına göre anında reaksiyon verdiği için dolara göre de. Dolayısıyla en sağlıklı o. Gold PF. Yine bu data vendor'larda şu an 82 liraya kadar geldi. Ben genelde 82-85 aralığında biraz altını boşaltın diyordum. Kesinlikle. Ama 85 biraz zor bir olasılık. Çok. 82 İyi bir fiyat bence. Yani buralarda bir miktar satış önermek gerekecek yani. Burada iki önemli etken var. Birincisi uluslararası altın fiyat, ons fiyatı dolar bazında. İkincisi de dolar TL kuru. Eğer dolar TL'de 2 lira, 2,5 lira beklentileriniz varsa o zaman altın fiyatı da yükselecektir. Ama benim o yönde bir beklentim yok açıkçası. Onun için dolar tarafında altını çok fazla yukarı götürecek bir etken yok. Şu an 1.92 olsa 95-96 fiyatlaması yapar. Yalnız orada bir şey var Üzeyir. Eğer hani Merkez Bankası'ndan yani böyle yeni gelecek açıklamalar, Sayın Erdem Bahçı'nın konuşması falan hani biraz daha böyle hayır biz gerekirse tabii ki faizi arttıracağız gibi böyle bir kararlılık görmezse dolar yine dünkü gibi yukarıyı zorlar. Yani 1.96 sanki ben 1.96 1.97'yi bir daha dolarda görecekmişiz gibi düşünüyorum. Şu an bak verelim şeyi grafiği, dolar grafiğini. Dolar bu dikkat edersen şöyle bir şey oldu bak. Buraya çıktı, şuraya çıktı. Sanki bir ikinci omuz yapıyor gibi bir durum var dolarda. Yani dolar şimdi geldi, buraya geldi, şuraya geldi, düştü. Şimdi sanki şurada bir şöyle bir şey 90, daha yapacak 95. ve burada Merkez Bankası'ndan bir kararlılık görecekmişiz gibi bir his var içimde. Ben açıkçası Merkez Bankası'na güvenenler tarafındayım. Yani her ne kadar ben karar az da desem yani Merkez Bankası bu iradeyi gösterecek. Çünkü geçtiğimiz döneme baktığımızda son 8-10 yıllık sürece hatta biraz daha bunu erken almak lazım 6-7 yıllık sürece Durmuş Yılmaz'la başlayan süreç, nereden başlayıp devam eden süreç Merkez Bankası bu krizlerin hepsini başarıyla yönetti. Yani elimizde iyi bir feedback var. Yani bu baktığımızda bu noktaya bu sefer i̇şte neden orada, olmasın yalnız, dedirtiyor. Bak, orada yalnız bir şey söyleyeceğim sana. Orada eğri oturup doğru konuşalım. Bu zamana kadar Merkez Bankası gerçekten özerk davrandı. Hele Durmuş Yılmaz zamanında da. İşte şu an asıl sıkıntı bu biliyor musun? Zaten... Asıl sıkıntı bu kararların daha çok siyasi kararlar olduğu yönündeki sıkıntı. Merkez Bankası'nın özelliği şu an bu yüzden tartışılıyor. O yüzden şu an kontrpiyede kalıyoruz. Yoksa aynı şekilde herkese dedim ki 1.90'ın üzerinde dolara alım yapmamak lazım. Merkez Bankası çok kararlıdır. Orada elinde araçları da fazladır. Dolayısıyla
o seviyenin üzerinde alan çok para kazanamayabilir. Hatta sert bir müdahale geldiğinde gidebilir. Burada ben de ona katılıyorum. Son faiz artışının zamanlaması da bu yönde çok tepki topladı. Ekonomi zirvesinin toplanmasının hemen ardından Merkez Bankası'nın karara bir hafta kala koridorun üst bandını arttırmayı gündeme alacağız demesi de bu siyasi baskının bir işareti gibi algılandı piyasada. Ama yine de Merkez Bankası'nın 75 bas puanlık arttırım yapması sonrası borsa tarafında o gün bir hareket olmuştu yukarı yönde. Ben orada şey demiştim, aslında bu faiz artışı borsa için olumsuz, kurlar için tamam olumlu, kurlar aşağı çekecek bir unsur. Ben o gün kurlar ve faiz gerçeği fiyatlıyor. Borsa tarafında da Merkez Bankası'na olan bağımsızlığına olan güven fiyatlanmaya başladı diye bir tweet atmıştım. Buna eş anlamlı bir mail tweet atmıştım. Bu noktada piyasanın görmek istediği asıl unsur aslında bu. Merkez Bankası araçlarını kullanmada gerçekten tam bağımsız mı? Zaten buna güvensek... Araç bağımsızlığı. Kesinlikle. Zaten Merkez Bankası enflasyon hedefini kendi belirlemiyor ki. Hükümetle birlikte karar veriliyor. Bu hükümetin de katkısında bir karar. Diyor ki hükümet enflasyonu 5.30 yap diyor. Merkez Bankası da buna diyor ki biz diyor onu 5.50 yap diyor. Biz 5.30 yapalım diyor, anlaşıyorlar. Ama ondan sonra elimde araçlar var. Tamam, o silahı kullanma, bu silahı kullanma, sakın faizi arttırma vesaire. Bunu piyasa hissettiği zaman o zaman Merkez Bankası'nın elinde bir tek döviz açığı kalmış. Fitch'te yazı yazıyor. Diyor ki bunu diyor sürdüremezsiniz diyor. Yani döviziniz yetersiz diyor. 100 milyar dolar civarına, 103 milyar dolar yanlış hatırlamıyorsam son rakam. Biz buraya 115 milyar dolar net döviz rezervinden geldik. Yani altını çıktıktan sonraki rakamlar 103 milyar dolara. Eğer bu süreç bir süre daha devam etse, Merkez Bankası'nın döviz rezervinin ben 90'ın altına inmeye başladığı andan itibaren piyasada tedirginlik daha düşünsene bak geliyorum. Şimdi bir tane Lekailon diye bir profesör var Amerika'da. Bir düşünsene, Merkez Bankası 1.75'e geldiğinde FX piyasalarında 1 milyar dolarlık bire 100 kaldıraçla şey açsaydı. Döviz pozisyonu. Döviz pozisyonu açsaydı. Tamam mı? Zaten para TL'yi basabiliyorum, öyle değil mi? 1.74'ün altına istediğim kadar TL basabilirim. Enflasyonu şey yapsam bile. Bundan sonra herhangi bir döviz atağına karşı orada hedge etmiş olsam 1 milyar dolarlık döviz pozisyonu açtım. 100 milyar dolarlık alım yapabilirim, öyle değil mi? %10'luk bir harekette ne kadar para kazanırım? Yani hesaplamak çok zor şimdi. %10, %10 yani artık, dolar %10 100 yukarı. 100 kaldıraç kullanacak. He, 100 kaldıraç kullanacak. Bir sıfır atalım. Normalde %10 olsa, yani 1'e 10 kaldıraç olsa 1 milyar doları 10 milyar dolar kazanırım. %10'luk bir harekette 100 milyar dolar hesabıma girer. Şimdi düşünsene, orada onu hedge etmiş olsan, dışarısı doları ne kadar yukarı iterse Merkez Bankası'na o kadar keş giriyor demektir. Öyle değil mi? Ama o pozisyonu bir de kapatmak var. Yani aynı durumda açtığı gibi kapatma gündemi şey olacak. Diyorum, bu tabii uluslararası manipülasyon oluyor bu. Ama Çin yapıyor bunu. Bir de şimdi, merkez bankaları piyasaya bu şekilde girerse, Çin Merkez Bankası çok güçlü bir merkez bankası. Belki yapabilir ama Türkiye'nin öyle bir pozisyon olduğunu görse şimdi, acaba uluslararası piyasa nasıl reaksiyon edilir? Hayır, şimdi Türkiye'ye şöyle diyorum yani. Yok, şöyle mesela bu konu artık bilimsel tartışılıyor. Merkez bankalarının türev piyasalarında ülke risklerini hedge etmek üzere pozisyon alması gerektiği. Yani mesela Şili bakır üretiyor. Bakır fiyatları dünyada çok düştüğü zaman Şili ciddi sorun yaşıyor. Sermaye kaçışı falan. Bunun üzerine ne yapıyorlar? Diyorlar ki bakır fiyatlarında ters pozisyon al Merkez Bankası. Dolayısıyla Şili bakır fiyatlarının çok düşmesi durumunda sizin döviz rezervleriniz artsın şeklinde. Şimdi ben şunu söylemeye çalışıyorum. Ya 1.74, 1.75'e geldiği sırada Merkez Bankası olarak en iyi sen bilirsin. Tamam, olmasın yani, ama döviz rezervinin azalmaması için de baktın atak başladı. Sen de long pozisyon al future'da. Atak başladı. Dolar satıyorsun satıyorsun, şey olmuyor. Orada sen normal pozisyon almış olsan. Tabii. Merkez Bankası kar yazar hocam ama. Yok, kar yazar değil. Bayağı kasasına milyar dolar para girer yani. Ama orada her insan... sattığı 1 milyar doları zaten oradan kazanır. Oradan. Onların yukarı hareketinden kazanır. Dolayısıyla rezerv eksilmez ki. Bunu oturup finans mühendislerinin çalışması lazım. Kesinlikle orada talebin Merkez Bankası'nın oluşturacağı o talebin evet. De bir etkisi olacak. Onu da bir hesaplamak tabii lazım. Kendisi de talep yaratmış olacak. Onu... Evet Üzeyir, maalesef süremiz dolmuş ya. Ve çok piyasalara şöyle bir bakıyorum. Borsa açılıştan sonra hemen sevgili seyirciler son endeks rakamını vereyim. 73.504'e kadar geriledi. Senin dediğin yönde gidiyor Üzeyir. Açılıştan sonra C'ye doğru geliyor. Günümüzün daha çok doğrucu ve yalancı çıkabiliriz. Evet, çok piyasa. Daha evet.
Peki sevgili seyirciler, haftanın son gününde sizlerle birlikteydik paranın rotasında. Bizlerle birlikte olup bizim sohbetimize katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Gelecek hafta yine sizlerle bir başka konukla birlikte olacağız. Hoşça kalın, sağlıkla. Yol gösteren Kobi Bankacılığı, Bank Asya'da.